Dünyanın ilk ve en önemli seri katillerinden biri olan Elizabeth Báthory, kan donduran cinayetleriyle hafızalara kazınmış bir isimdir. Soylu bir aileden gelen Kontes, hem hayvanlara hem de insanlara türlü türlü işkenceler yapmış, onların gözlerini oymuş ve kanlarında banyo yapmıştır. Genç kalmanın sırrının kölelerinin kanında banyo yapmakta olduğunu düşünen ve onları öldürürken de türlü türlü işkence yöntemleri deneyen bir kadındır Elizabeth Báthory. Yaklaşık 600 bakire kadının canına kıymıştır ve onların kanlarında banyo yapmıştır. Tarihin en kötü şöhrete sahip kadının ismi, ölümünün üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen bugünlere dek gelmiş ve filmlere konu olmuştur. Hayvanlara ve insanlara işkenceler yapan, onların gözlerini oyup kanlarında banyo yapan, 600 bakire kızın ölümünden sorumlu olan o vahşi kadını Elizabeth Báthory'yi bu videoda daha yakından tanıyacağız. Eğer hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Videoya başlıyoruz. Macaristan'ın en zengin ve en güçlü ailelerinden birinin kızı olarak 7 Ağustos 1560 tarihinde doğmuş Elizabeth Báthory, gerçek adı Elizabeth Báthory olan soylu kişiliktir. Henüz küçük bir çocukken sarı hastalığına yakalanan ve ailesinin o 6 yaşındayken gözünün önünde yaptığı katliama seyirci olan bir kişilik Elizabeth Báthory. Báthory malikanesinde sıradan bir gündü. Soylu kişilikler akşam yemeğine davet edilmiş ve Elizabeth Báthory o gün için süslenmişti. Soylu kişilikleri eğlendirmek için çağrılan bir kadın, önceden öldürülmüş, karnı yarılmış bir atın içerisine konulmuş ve atın karnı dikilmiştir. Elizabeth 6 yaşında bu vahşete şahit olmuştur. Bazı kaynaklarda ise bu olayın Elizabeth'in şizofreni hastalığına yakalanmasına sebep olduğu konuşulmaktadır. Sorumlu geçen çocukluk yıllarının ardından sıradan bir köylüden hamile kalmış ve henüz bunları yaşarken 12 yaşında olmasına rağmen çocuğunu bir daha asla görememiştir. Henüz 15 yaşındayken Kara Şövalye olarak da bilinen Kont Francis Nastasi ile evlenen Elizabeth, kocasına verdiği soy ismiyle ona karşı ilk üstünlüğünü göstermiştir. Evlenmelerinin ardından o büyük cinayetlerin işleneceği Chester Kalesi'ne yerleşen çift, 25 yıllık süren evlilikleri içerisinde birbirlerini çok nadir görmüşlerdir. Çünkü Kont Báthory'nin yılları savaş alanlarında geçmekteymiş. Kocasının yokluğunda kocaman kalede bir başınalıktan sıkılan Elizabeth, genç erkeklerle birlikte olmaya ve ayna karşısında zaman geçirmeye başlamıştır. Saçını tararken canını yakan hizmetçisine tokat atan Báthory, hizmetçisinin kanının eline bulaştığını görmüş ve hizmetçisinin güzelliğini aldığını inanmıştır. Ardından uşağını çağırarak kızın atar damarını kestirmiş ve tüm kanını küvetine doldurmuştur. Zaman öldürmek için ayna karşısında saatler geçiren Elizabeth, genç erkeklerle birlikte oluyor ve bulunduğu mekanda ise lezbiyen sadomazoşist partiler düzenliyordu. Bir seferinde bir erkekle sevişirken kocasına yakalanan Elizabeth Báthory, kocası tarafından soylu biri olduğu için affedilmiştir. 20'li yaşlarında kölelere işkence yapmaya başlayan Elizabeth, bu durumdan büyük bir haz duymaya başladı ve bu da önü arkası kesilmeyen cinayetler zincirini başlattı. Güzellik takıntısı başlığı altında anlattığım olayda Elizabeth artık güzelliğin sırrını bulduğuna inanıyordu. Fakat bundan daha fazlası da vardı. Kontes, genç kızların kanlarını içerek gençleştiğine ve güzelleştiğine inanmaya başladı ve bu konuda bir nebze de olsa haklıdır aslında. Yaşadığı dönemde Avrupa'nın pek çok yerinde kadınlarda ileri düzeyde bir demir eksikliği bulunuyordu. Kıtlıktan dolayı yeteri kadar beslenemeyen kadınlar adet dönemlerinde kaybettikleri kanı geri yerine koyamıyordu ve türlü türlü hastalığa yakalanmaya başlamışlardı. Elizabeth Báthory de bu kadınlardan biriydi. Ancak onu diğer kadınlardan ayıran şey ise onun bir paraya ve güce sahip olmasıydı. Bol miktarda tükettiği taze genç kız kanı sayesinde yanakları pespembe, saçları daha diri ve daha canlıydı. Ve bu da Elizabeth Báthory'yi daha güçlü hissettiriyordu. Büyücülüğe de merakı olan Elizabeth için böylece kan akıtma devri başlamış, hizmetkarının ona getirdiği pek çok kızın kanıyla banyo yapan Kontes, aynı zamanda Dorota Sentes isimli bir büyücüden de yardım almaya başlamıştı. Darko olarak da adlandırılan büyücü, Kontes'e yardım etmeye başladı ve birlikte büyük işlere kalkıştılar. Aynı zamanda çocuk sahibi olan Kontes,
onları evlatlıktan reddetmiş ve vicdansızlığını bir başka boyuta taşımıştı. Farklı farklı işkence yöntemleri uygulayan Kontes, kızları ateşe veriyor ve onların diri diri yanışını seyrediyordu. Kimilerinin ise ağızlarını dikiyordu. Bazı günler ise kızları çırılçıplak soyup gelen misafirlere ikram ediyordu. Büyücüden aldığı yeni işkence fikirleriyle Kontes, kimilerinin vücuduna bağ sürüp onları arıların önüne atıyor, kimilerini ise soğuk kış günlerinde dışarıya atıp onların donmalarını izliyordu. Kalesini artık işkence merkezine çeviren Kontes, insan eti yemeye, insan kanı içmeye sürekli olarak başlamıştır. 600 civarında kızı baş aşağı asarak onların kafasını kesip kanlarında banyo yaptığı iddia edilen Kontes, artık herkesin dikkatini çekmeye başlamıştı. Ünlü Macaristan Krallığı bu konuyla ilgili kontlar görevlendirmiş ve Kontes'i yakın takip almıştı. Çünkü bunun sebebi kaleye giden kızların bir daha dönmemesi ve ormanda bulunan başsız cesetlerdi. Macaristan İmparatorluğu'nun gönderdiği, aynı zamanda Elizabeth'in kuzeni olan Kont Gyorgy kaleye gönderilmişti. Yanında askerleriyle kaleyi basan Kont, 50 kadar kızın cesediyle karşılaşmıştı. Elizabeth'in yardımcılarının parmaklarını keserek onları kaza oturtup diri diri yakmaya karar verdiler. Ve bunu da yaptılar. Acımasız seri katil, soylu olması sebebiyle ölüm cezasından kurtulmuş ve kendi kalesinin zindanlarına hapsedilmiştir. Elizabeth'in ölümü de hiç kolay olmadı. Kendi kalesinde, duvarında sadece bir delik olan zindanda koskoca 3 yıl geçirdi. Ve bu deliğin sebebi ise onun hava alması ve yemek yemesi içindir. Zindanda geçirilen 3 yılın ardından 54 yaşına gelen Elizabeth, yemeğini getiren hizmetçi tarafından ölü olarak bulundu. Hemen askerler çağrıldı. Onu zindandan çıkaran askerler ise onun bir insandan ziyade şeytana benzediğini söylediler. Bunun sebebi ise Elizabeth'in frengi hastalığına yakalanmasıydı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere dostlarım. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip paylaşmayı ve Paranoyaks kanalına abone olmayı unutmayın dostlarım. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.